Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Bugün bir tane daha hidrolik pres videosu izleyeceğiz ve bu videoda patlayıcı şeyleri göreceğiz. Bunun gibi patlayıcı şeyleri göreceğiz. Böyle hidrolik presle ezilip patlatılan şeylerin videosunu izleyeceğiz. Videoya geçmeden önce şurada yazan Instagram hesabından beni takip ederseniz bu hafta sonu yapacağım çekilişe katılacaksınız demek. Çünkü çekilişi sadece Instagram'da duyuracağım. Instagram üzerinden sadece katılım aktif olacak ve büyük ihtimal diğer bütün çekilişlerim sadece Instagram'dan olacak. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve videoya geçmeden önce her gün attığım videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın ve henüz videoyu beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Umarım beğenen herkes yazılarından yüksek not alır. Şimdi başladı arkadaşlar videomuz. İzleyelim bakalım adamlar nasıl patlatıyor bunları. Ben de merak ediyorum şu anda da. Bilmiyorum bakalım. Çatapat değil mi bunlar? Aynen bunlar çatapat arkadaki de şey. Havalı silahın e, havası. Havalı tabancalar var ya onların içine takılan şeyler. Bu da çatapat. Hep taşla vurup ezdiğimiz şeylerden. Cılkı çıktı lan. Bütün çatapatlar yapıştı ama camları kırıldı. Adamın tipe bak. Bir dakika ben bu videoyu daha önce izlemiştim herhalde. Ha? Bu videoyu sanki ben daha önce izlemiştim. Öyle hatırlıyorum. Bunun bayağı etkisi olur zaten. Bu çok kuvvetli ama abi küçücük yaptı ya, incecik yaptı bildiğin. Bunu ben daha önce böyle bir şey elime aldım. Gerçekten çok sert bir şey. Hani böyle kolay kolay dümdüz olması çok zor. Böyle bayağı bir yüksek 10.000 ton basıncı var bu makinenin. Bu yükseklikte bir basınçta patlatıyorlar bunları. Bir dakika. Coca-Cola Mentos atacak içine. Ben bu videoyu izlemiştim evet. Ben bu videoyu izlemiştim Çok büyük bir ihtimal ben bu videoyu izledim Şu anda emin olamıyorum Bir saniye O eliyle biraz daha çekecek onu herhalde Evet ben bu videoyu daha önce izlemiştim Tamam Ama hatırlamıyorum bak Böyle şeylerin olduğunu çok hatırlamıyorum Oğlum mahvetti ortalığı ya O camı da kapatalardı bari de dışarı çıkmayaydı kola Kolanın markası ne lan öyle Şalgama benziyor anasını satayım. Şalgam kutusu gibi. Oğlum her yere şey yapıyor bu adamlar. Dıbık dıbık yapıyor ya. Şu anda gerçekten merak ettim. Daha önce izlemiş miyim, izlememiş miyim diye bakıyorum. Paraya çevir. Oğlum iç. Evet izlemişiz bunu daha önce ya. Neyse o videoyu izlemenler için izlemiş olduk bunu da. Devam edelim hemen. başka, başka videolar izleyelim. Bir dakika. Burada arkadaşlar patlatıcı patlayıcı bir tane e, mıknatısı ezdiğini yazmış başta. Acaba patlıyor mu? İzleyelim bakalım. Oo! Ne oldu lan öyle? Bir dakika ne oldu öyle? Oğlum Are you mental? Ne oluyor lan? De İlerletiyorum bir saniye. Oğlum o küçük mıknatısın içinden mi çıktı bunlar? Bir daha izleyelim şunun patlamasını bir saniye. Gerçekten çok değişikti. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Oğlum cidden çok iyi ya. Abi adamlar ne kadar vicdansız? Nasıl patlatıyor ya? Gerçekten çok iyi ya. Şimdi arkadaşlar burada şireyi bir de alüminyum folyodan yapılmış büyük bir kağıdı eziyorlarmış. Merak ettim bunu da bir izleyelim. Bir dakika buraları ilerleteceğim. Yok tamam. Kendi zaten kesmiş videoyu. Tamam güzel. Kendi kesmesi hoşuma gitti. 65 ton gücündeymiş bu hidrolik pres. Öyle yazmış. O kadar güçlü var mı ya? 10 tonu biliyorum da. Ayrıyetten videoyu da hızlandırmış adam. Bak hoşuma gitti kanal. Ama ben fazla bekleyemeyeceğim biraz ilerleteyim. <laughs> aşağı indir biraz aşağı indir aşağı. Ne olmuş lan böyle? Bu oyuncaklar bayağı sağlam plastikten yapılıyor. Gerçekten hani böyle zor ezilmesine ben de şaşırmadım. Bayağı sert plastiklerden yapılıyor Aa kafası ezilmemiş Şirey'in kafasını kesiyorlar abi şimdi <laughs> Kafasını ezecekler Ben daha önce söylemiştim acaba kafasını esseler ne olur diye Demek böyle olurmuş Oğlum dümdüz yaptı Salataya çevirdi kafasını ya Kafasından salata yaptı ya Geri eski haline dönüyor kafası lan Ne olur göster kafasını Ne olur göster kafasını merak ettim <laughs> arkalı önlü kafa gibi duruyor. Arka tarafı da ağzı açık bir kafa gibi duruyor. <laughs> Oğlum bu ne? İşte arkadaşlar bu en güzeli. Alüminyum folyoyu gerçekten hani böyle başka bir video izlemiştim ben. Alüminyum folyoyu demire çeviriyorlardı. Bakayım bunda da öyle olacak mı? Oyduyu videoyu ben e, videoya çekerek paylaşmamıştım. Ama onu da ayrıyetten bu benim düşündüğüm kadar demir gibi olmazsa onu da yapmayı düşünüyorum ben yakın zamanda. Çünkü gerçekten çok sert oluyor alüminyum folyoyu katladıklarında arka arkaya. Preslediler şimdi. Başka bakalım ne yapacak? İlerletiyorum yine. O kısım var ya şimdi demir gibi. Onun o kısmı baya sert şu anda. Kıramıyor bak. Kırmaya çalışıyor ama kıramıyor. Kıramazsın abi ya. Alüminyum folyo yapamazsın yani. Arkadaşlar burada bir tane Game Boy var. Ben küçükken çok fazla Game Boy'dan oynardım. Tetris gibi bir şey bu. Ama Tetris'in biraz daha gelişmişiydi. Bunun içinde Pokemon falan vardı. Pokemon takılı herhalde. Pokemon Red var içinde evet. Pokemon Red var. Ben Pokemon Red oyununu bitirdim yani. Bütün Şampiyonaları kazandım bayağı bir. Pokemon Yellow da vardı aynı yetten, ayrıyetten. Bayağı oynadım ya. Ama salak gibi gittim. 60-70 tane Game Boy oyununu, 2 tane Game Boy, bir tane de Game Boy Advance 100 liraya satmıştım. Para lazım olduğu için bayağı bir aceleci oldum. Keşke satmasaydım ya. Bak şu anda bayağı bir pişman oldum. O. Oh patlamış ve destekleyicilere zarar vermiş. <laughs> Ölmüş pres. Burada da arkadaşlar stres topunu eziyorlar. Baya güzel bak. Bu çok iyi. Önerilen videoda da az önce istediğimiz video çıktı. Yavaş yavaş ezmeseydi bari. Zevkini çıkara çıkara eziyor adam. Bunu vallahi merak ediyorum şu anda. Bunu nasıl patlayacağını. Bununla ilgili daha önce hiç video izlememiştim çünkü. Hani video çekmediğim zamanlar bile press videolarını izlemeyi seviyorum ben. E bu mu yani? Bu kadar mı? Altındaki destekleyiciler tek parça olmadığı için ayrılıyor ve o da araya sıkışıyor. Yani bu böyle olmaz ki zaten. Bir dakika ilerleteyim. Son halinde bunu gösteriyor. Yok. Bu böyle olmaz. Bunun esprisi bu değil. Böyle bir şey eziyorlar. Bunun adını unuttum ben. Kırılması baya normal camdı çünkü. Bir de plazma bolu var burada yani plazma topu var hani şu sihirbazların ya da böyle kendini cadı sananların şöyle etrafıyla hep elektrik çıkardıkları şey var ya plazma topu. Ondan da yapacaklar şimdi. Ben onu merak ettiğim için açtım videoyu. Aa alt yazılar açıkmış. Şimdi de plazma topunu getirecek. İlerletiyorum hemen. İşte arkadaşlar plazma topu bu. Buna değdiği gibi kırılır dedim bak. Değdiği gibi kırılır diyecektim. Çünkü komple camdan yapılmış. Oğlum nasıl böyle baya Aa bak duman çıktı Bataryasını ezdiğinden duman çıktı baya Ama çok güzel bir şey değil mi ya Her zaman istedim bunun gibi bir şeyimin olmasını Bak basınç çıkardan geldiği için elektrik oraya dalgalandı İzlediğim en iyi hidrolik pres videolarından bir tanesiydi Oğlum çok iyiydi ya Şimdi burada arkadaşlar disco topunu ezecekler. Aa bayağı dandik bir şeymiş. Düşündüğümden çok daha kalitesiz bir şey. Gözlerimi alamıyorum ama bayağı parlıyor. Oo gözlerimi alamıyordum. Burada da bir tane promosyon eklemişler. Bunu ezecekler. Böyle şeyleri eziyorlar ya videonun sonunda Bir dakika izlemek istiyorum bunu Nasıl ezecekler acaba ne olacak Bunu yapmakla uğraşıyorlar ve Bayağı yetenekliler belli ki Sonra da bunu presle eziyorlar Oyun hamuruyla yapıyorlar bunu Presle de eziyorlar Bak bir anda sağa sola gidecek Vup Çok iyi oğlum ya Arkadaşlar şimdi son bir video daha izleyeceğiz. Adamlardaki kafayı ben gerçekten anlamadım. Presle pizza yapıyorlar bak. Hidrolik presi kullanarak pizza yapıyorlar. Başlıktan gördüğüm kadarıyla oydu. Bu ne lan? Masanın üstünde bir şey var. Neyse. Hamurunu yaptılar ilk önce pizzanın. Onun düşmesini bekleyeceğim ama yapışır yani onu hiç düşünmedim mi bunu bir yağlaması lazım en azından. <laughs> Oğlum neyin kafasını ne yaşıyor lan bunlar biraz ilerleteceğim. Oha direkt domates kutusunu mu ezecek üstüne? Salçaymış pardon. Bu ne? Bunu et herhalde bu. Ne oldu hakkında vallahi bir fikrim yok. Ete benziyor ama. Oğlum ciddi ciddi adamlar kafayı yemiş ya. Kaşarı da koydu şimdi. Yok artık ya. <laughs> Yok artık ya. Son hali merak ettim bak bir dakika. Bu da son haliymiş. Oha flamethrower'dan ısıtıyorlar. Alev silahıyla. Oğlum adamlardaki kafaya bak ya. Ciddi ciddi çok farklı bir kafa yaşıyorlar ya. Ben gerçekten inanamıyorum şu anda ya. Aa bir dakika videoyu başa aldım. Adamların da video promosyonunu izliyoruz arkadaşlar. Yine elleriyle yaptığı bir şeyi. Ben de videoyu bunu izlediğimiz sırada bitireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok sağ olun izlediğiniz için. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ezlesin devam edeceğim lafıma. Kafası dışarıda kalacak bak her şey dağılacak çok iyi oldu ama <laughs> Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve videoyu henüz beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın Sizi gerçekten çok seviyorum destekleriniz için çok teşekkür ederim Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay